Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde biraz daha çeşitli farklı yaprakları inceleyeceğiz. Yapraklarımız daha önce çalıştığımız videolardaki çalıştığımız sade ve küçük yapraklar, iri ve dişli yapraklar, parçalı ve dilimli yapraklar, ortadan katlı yapraklar, kıvrımlı yapraklar. Şimdi ilk yaprağımıza başlayalım. Artık bundan sonra hep kanaviçe kullanacağız. Mesela iki dilimli bir yaprak yapacağız burada. Bunun için renkli bir kalem kullanın. Önce kanaviçeyi çiziyoruz. Basit yaprağımıza benzer. Biraz daha iri çiziyoruz yaprağı. Dilimli olduğu için, birkaç dilimli olduğu için. Daha sonra siyah kalemimizle üzerinden dilimleri yaparak tamamlıyoruz. Basit bir kılçık da ekledim. Bu kılçığın da ortası kalın. Başlangıç ve bitişi ince bitiyor. Farkındaysanız nüans var. Bu iki dilimli yaprak. Daha iri bir yaprak yapsaydık 3 dilim yapabilirdik. Ya da daha irinleştikçe, hani büyüdükçe dilim sayısı da artıyor. Şimdi burada birkaç yaprak daha inceleyelim. Yine iki dilimli katlı bir yaprak yapacağız. Sırtını olduğu gibi tamamlıyoruz. Dışarı arkaya doğru katlandığını varsayın bu yaprağın. Burada bir de kılçık ekliyorum. Kılçık dilime göre biraz daha sivri, sık yapılan bir çizimi var. Ona dikkat edin. Dilimde daha esli, kıvrımlı bir hareket yaparken ve daha iri olurken dilimler. Kılçığın parçaları hani daha şeydir, sivri, minik minik yapıyoruz. Oradan anlayabilirsiniz zaten. Şimdi de 3 dilimli yaprak çalışıyorum. Dilim sayısını arttırdık. Biraz daha büyüdü yaprağımız. Şimdi ucunu da kıvıralım bu yaprağın. Yani bu şekilde ucu da kıvrılabiliyor. Burada damar, kullandığımız damar çizgisi biraz daha farklı. Daha kalın. Yaprak irileştikçe haliyle süsleme unsurları da artıyor. Şimdi sap girişinde burada biraz daha farklı yaptım. Bu yaprağımız parçalı ve dilimli diyebileceğimiz bir yaprak. Biraz daha fazla dilim sayısını arttırıyorum. Araya bir de parça ekleyeceğim. Parça dediğim ekranda gördüğünüz aslında dilimi biraz daha iri ve kıvırarak çizdiğim bir şey. Dilim gibi düşünün. Ona parça diyorsun. Burada ufak gösterdim belki ama bazı yapraklar, daha iri yapraklarda daha iri parçalar olabiliyor. Bu parçaları da biz yine dilimleyebiliyoruz. Yani tek başına bir parçayı da yine dilimli bir yaprak gibi çiziyoruz. Şimdi yakın ölçekte bakalım. Mesela bunu biraz iri bir parça yaptığım için bu şekilde dilimledim. Minik bir kıvrım yapıyorsunuz bittiği yere. Sonra devam ediyorsunuz dilimleri yapmaya. Birden fazla parça yapabilirsiniz karşılıklı ya da hepsini parçalı yapabilirsiniz. Bu biraz tasarım zevkinize kalmış. Özellikle saz yolu yapraklarda çok fazla görüyoruz. Saz üstüne bunda iri parçalar. Bir de kıvrımlı yapraklarımız var. Kıvrımlı yaprakları iki farklı kategoride inceleyebiliriz. Bir iki noktadan kıvrılmış yaprak ya da tek noktadan kıvrılmış şeklinde. Burada iki şekilde gösteriyorum. Her ikisini de desen içinde kullanıyoruz. Şimdi dilimlerini yapalım. Bunlar tabi birer örnek ama bunlar değişik, çeşitlendirilebilir, daha iri olabilir, daha küçük olabilir. Açık yaprak olabilir. Mesela bu kapını kapalı çizmişim. Kapalı yaprak, tek tarafında dilimler var. Üstten kıvırdım. Hatta bir dilimin arasından geçirdim. Buna bir de kılçık ekliyorum. Buradaki kılçık mesela solda kalan yaprak, katlı bir yaprak. Dilimli ve katlı. Kılçıktan farkı, yani ikisini yan yana görüyoruz mesela. Kılçıkta daha ince, sık ve sivri şeyler var, işler var.
katlı olan, üstüne katlanmış olan yaprakta ise bir, diğer tarafla eşit miktarda dilim görüyorsunuz ve daha iri. Bunu bu şekilde elde edebilirsiniz. Diğer yaprağımın içine de farklı bir kılçık yaptım. Açık yaprağımın içine. Şimdi mesela kılçıkları biraz daha yakından inceleyelim. Birkaç farklı şekilde çizeceğim. Açık ve iri bir yaprakta nasıl yaparım kılçığı? Önce bir ince, çok belli olmayan bir hat çizin. Daha sonra sağlı sollu böyle minik dişler ekleyin. Bu dişleri eklerken de şöyle uca doğru giderken inceltmeye özen gösterin. Daha estetik bir görüntü olur. Şimdi ikinci kılçığımız bu şekilde damar şeklinde. Yani ucu ve başlangıç ve bitişi sivri bitiyor. Ortada biraz kalınlık veriyoruz. Çizgiyi açarak. Bu yaptığımda en basit hali aslında kılçığın. Daha küçük yapraklarda böyle basit bir kılçık yapıyoruz. Yaprak irileştikçe kılçıklar da şekilleniyor. O basit dediğim kılçığı da yine ince başlayıp ortaya nüans verip kalın ince bitirmeniz gerekiyor. Bu da son olarak bu şekilde kıvrımları olan bir kılçık. Yine ince bitiyor her zamanki gibi. Hepsini de o şekilde bitirmeye özen gösterin. Yaprak ucuna doğru giderken incelsin kılçıklar. Ve nüanslar var tabii. Nüanslara dikkat etmek gerekiyor. Aslında bu derste, 6. dersimizde pençe çizmeyi düşünüyordum ama birkaç yaprak daha eklemek istediğim yaprak çeşitlerini. Herkese kolaylıklar dilerim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.